Bir hastane raporundan bahsediliyordu. Olaydan yaklaşık bir ay önce yazılmış bir rapor. Ağır darbe aldığınız yazılıymış. Gönül Hanım, merdivenden yuvarlandığınızı söylemişsiniz ama doktor yazdığı raporda vücudunuzda kazadan öncesine ait kırıkların olduğunu ve eski yanık izlerinin olduğunu da eklemiş. Özellikle sol göğüs üzerinde kesiklerinin olduğunu ve omuzdan sırta doğru yanık izlerinin olduğunu da eklemişler. Yani bana sorsalar bu raporda anlatılan sistematik işkence görmüş biri derdim. Bu bahsi bitirmenizi rica edebilir miyim? Siz zaten bitirmişsiniz Gönül Hanım. Savunmanın bu dilekçesinin büyüklüğü kalmamış artık. Çünkü siz tahammüden adam öldürme suçunu kabul edip üstlenmiş, hatta üstüne fazlasını söyleyip mahkum olmuşsunuz. Çayınız soğumuştur, ben onu değiştireyim. Bir insan böyle bir suçu nasıl kabul edebilir ki? Yani bir teorim var. Korumak istediğiniz birisi var. İşte bu yüzden şimdiye dek ağzınızı kapalı tuttunuz, değil mi? Bir anne ve kızın arasındaki güçlü bir bağ. İşte tam bu olayın altında yatan sebep de bu. Öyle değil mi? Bunu siz uyduruyorsunuz. Bir hikaye yazmak istiyorsunuz hepsi bu. Hayır. Bu benim yazabileceğim bir şey olmaktan çıktı artık. Bu ne yazabileceğim bir şey, ne de başkasına anlatabileceğim bir şey benim için. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Annem sizin için çok iyi bir doktordan randevu aldı. Hadi hazırlanın da çıkalım. Sağ olsun. Ben çantamı alayım. Biraz ağır bir tedavi uygulayacaklarmış. Geç kalınmış. O yüzden şimdiki halinden daha bitkin hale getirebilirmiş ilaçlar ona. Yani iyi bakılması lazım Gönül Hanım'a. Kendi kendine olacak bir şey değil. Ne yapsak? Birini mi tutsak? Ben bakacağım ona. Yalnız bırakmak istemiyorum. En azından bir süre. Anlıyorum. Anne. Bak, istemezsen gitme. Tabii ki sen bakacaksın Zeynep'ciğim. Ancak sen istersen Gönül Hanım iyileşir. Anneler çocuklarına hiçbir zaman hayır diyemezler. Teşekkür ederim. Her şey için. Bizi o doktora gönderdiğin için, beni kurtardığın için, Turna'yı kurtardığın için. Ben sadece gerekeni yaptım kızım. Doktor yazdığı rapora vücudunuzda bu kazadan öncesine ait kırıkların olduğunu ve ciltte eski yanık izlerinin bulunduğunu eklemiş. Özellikle sol göğüs üzerinde kesiklerin olduğunu ve omuzdan sırta doğru yanık izlerinin olduğunu da eklemişler. Bana sorsalar bu raporda anlatılan sistematik işkence görmüş biri derdim. İçin, benim kızım olmadığı için mi ateşe attı? O benim kızım. Sanmıyorum. O herkesten daha iyi bilir anne olmak için doğurmak gerekmediğini. Peki ne? Bencillik. Ha, kendi kızını kurtardı ya hapisten. İçi rahat tabii. Ben nasılım, ne hissediyorum, Turna nasıl umurunda değil. Halbuki bir ömür hapis yatardım ben. Sadece Turna'nın güvende olduğunu bileyim. Belki de tam bu düşündüğü, yani senin güvende olduğunu sağlamak.
Ya bunun için seni kaybetmeyi bile göze alıyor. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Anlamaya çalışıyorum ama anlayamıyorum. Hapishanedeyken bir arkadaşım söylemişti. Üç çeşit insan vardır. Kadınlar, erkekler ve anneler. Sonuncusunun neyi neden yaptığını bir türlü anlayamaz. Ben biraz hava alacağım. Alo. Alo. Zeynep anne. Aa. Ben de seni merak ediyorum. İyi varmışsın. Sana diyecek bir sözüm kalmadı benim. Kapa. Torunuma söyleyeceğim ben her şeyi. Anlatacağım ona tek tek. Ah. Oğlum. Kınalı kuzum. Seni anmadığım bir gün olmadı. Onca sene kaç gün eder? Ben her gün seninle uyudum, seninle uyandım. Mustafa. Oğlum. Oğlum. Burada bir sız iki canım gidiyor oğlum dedikçe. Evlat acısıymış. Dertlerin hasıya. Ben bildim. Bildim. Anlatacağım her şeyi kızına. Bilsin babasını. Bilsin nasıl adamdı babası. Kime kıydı? Anası olacak o yılan. Ne zehir akıttıysa. Kalsın gitsin bağrından. Yavrumun yavrusu öğrensin. Sen uyu, rahat uyu. Her şeyi anlatacağım. Üşütürsün. Kusura bakma. Korkuttum. Dalmışım. Yorgunum biraz. Ben tabii. Acıttı mı? Yok. Böyle birden soluksuz gibi kaldın da. Dur,
Aslında yanımda olmadığında böyle nefesim yarım gibi. Yavrum uzakta tabii. Öyle olur insan. Artık sen de annesin. Evladından ayrı bir anne. Ama o senin içinde, kalbin içine kurulmuş oturuyor. Artık hiçbir kuvvet yavrunu oradan söküp alamaz. Sakın ümidini kaybetme. Bak. Ayrı geçen 24 yıldan sonra ben acaba bir daha görür müyüm dediğim kızımın saçlarını tarıyorum. Zeynep anne. Hoş geldin. Bu kadar emin olma. Bakalım hoş mu gelişim. Öldürdüğün evladımın yadigarı bunlar. İyice bak, hatırlarsın. Burada oturup torunumu bekleyeceğim.
Ne var be, ne var? Oo, geç kaldınız. Dün gece gelmediniz kızınızı kurtarmaya. Konuşmaya geldim. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Var. Ya sen ne kadar hasta bir kadınsın ya, manyak mısın sen? Çık git evimden, polis çağıracağım şimdi, bak hapse attırırım seni yine. Kime diyorum ben? Nereye bakıyorsun? Hiç. Turna okulda olmalı değil mi? Evet. O zaman ona yaklaşmış sayılmıyorum. Benim işim seninle, Turna'yla değil. Ne işim olacak benim seninle? Bir teklif yapmaya geldim. Annemden alamadığınız parayı ben vereceğim sana. 100.000 lira. Kızımı satacağım sana, öyle mi? Anne. Bilmiyorum. Senin kararın, benimki bir teklif. Ben Turna'ya evlat edinmek için bu parayı vermeye hazırım. Allah. 100.000 eski fiyattı be öğretmen. Şimdi Turnalar 300.000'den gidiyor. Etmez. Peki. Anlamadım. Ne yaptın? Bu sefer delice bir şey yapmadım işte. Kayıt Turna'yı kurtarmamı sağlayacak. Ya kendi kızını satmaya çalışan bir kadının yanında bırakmazlar onu. Bak, bu işler senin sandığın gibi değil. Amirim. Caner, ne oluyor? Kusura bakmayın ama bu acil. Tamam, hemen dönerim. Gönül Aslan. Kocası Mustafa Aslan'ı tahammüden öldürmekten. Mustafa Aslan. Benim babam.
Zeynep. İyi misin sen?